Merhaba Medyatava TV izleyicileri. Bugün konumuz çok tartışılan sokak hayvanları konusu. Ankara'da bir ilkokul öğrencisinin sokak hayvanları saldırısına uğramasının ardından bu tartışma tekrar alevlendi. Hayvanseverler belediyelerin görevlerini yapmadığını söylerken bir kesim insan da resmen sokak hayvanlarına karşı katliam çağrısı yapıyor. Biz de bu konuyu HAYTAP, Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şampolat'la konuşmak istedik. Ahmet Bey hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ahmet Bey siz yıllardır bu işin içindesiniz ve bu tartışmalar zaman zaman alevleniyor, zaman zaman sönüyor. Fakat yine alevlendi ve gerçekten bir kesim insan şu an sokak hayvanlarına karşı katliam çağrısı yapıyor. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi alabilir miyim? Türkiye bu konuda herhangi bir samimi adım atmazsa bakanlık düzeyinde, herhangi bir samimi girişimde bulunmazsa, sadece bu işi soyut olarak belediyeler görevini yapmıyor. İşte belediyeler ya da bakanlığın veteriner işleri müdürleri çalışmıyor diye atarlarsa aslında bizim suçladığımız olan kesimden hiç kimse, bakanlık personeli, belediye, belediyedeki veteriner işleri müdürlüğü, tarım il müdürlükleri hiçbirisi üzerine zaten bunu almıyorlar. Yani biz görevimizi yapmıyoruz, özür dileriz ya da eksik yaptık falan demiyorlar. Tam tersine şöyle diyorlar, ben yapıyorum, diğeri yapmıyor. Dolayısıyla bizim aslında ben 20 yıldır bu işin içindeyim. Geldiğimiz noktada ulaştığım çözüm şu. Belediyeler bu işi hiçbir şekilde yapmayacaklar. Yani yapmak istemiyorlar. İlgi alanlarına girmiyor. Bütçeleri var. Bütçe de sorun değil. Ama içlerinden gelmiyor. Hani şöyle düşünün. Sizin kendi hayatınızda da ilgi alanınıza girmeyen bir konu olsun örneğin. Bir anda ama onu Ahmet Bey, düşünün. Belediyeler bununla ilgili her seferinde belediye başkan adayları vaatlerde de bulunuyor bir yandan. Ya onu işte oy toplamak için, sempatik gözükmek için yapıyorlar. Ama yapmak istemiyorlar. Çünkü arka plandaki olanları hiçbir şekilde kameralar, medya göstermiyor. Sadece biz tesadüfen bulursak sosyal medyada yayınlamaya çalışıyoruz. O da toplumun büyük bir ilgi alanına girmiyor. Zaten toplumun geneli gözünden uzak olsun, cehenneme direkt olsun anlayışında. Yani hayvanlar hatta kafalarında şöyle bir imaj da oluşturmuşlar. Bu hayvanlar toplansın, öldürülmesin ama bir yerde iyi bir şekilde bakılsın. Onun adına da hayvan bakım evi olsun. Sonsuza kadar da hayvanlar ölene kadar da orada toplansınlar. Ve insanların kafasında oluşturdukları bir bakım evi de böyle lüks, hayvanların top oynadığı, çimenlerde gezdirdiği, koşturduğu, kafesin olmadığı, zincirin olmadığı, çocukların geldiği, onlarla oynaştığı, sonra ayrıldıkları böyle park gibi muazzam bir şey düşünüyorlar galiba. Kötü görüntüleri gösterdiğiniz zaman da hemen tepki şu, ay ay bakamam, göstermeyin, etmeyin falan. Halbuki arka planda tam bir Nazi toplama kampı yaşanıyor bugüne kadar olanlarda bile. Yani şu gün bile ben size şu bakım evi iyidir belediyenin diyemem. Çünkü belediyeler bu işi gerçekten yapmak istemiyorlar. Çözüm noktasına hemen ben geleyim. Yani problemi çok detaylı olarak anlatmaktan öte artık herkes hemen hemen biliyor bunu. Çözüm noktasında bizim geldiğimiz nokta şu. Hangi siyasi partiden olursa olsun bundan sonraki belediyelerde bu işi yapmayacaklar. Ellerinin ucuyla tutacaklar. Bizim çözüm noktamız şu. Bakanlık bünyesinde özel bir birim kurulacak. Hayvan Şube Müdürlüğü diyelim örneğin bunun adına. Bu Hayvan Şube Müdürlüğü'ne de tam yetki vereceksiniz. Ceza kesme yetkisi, köpek ticaretini denetleme yetkisi, internetten satışı denetleme yetkisi, hayvanlara kötü muamele yapıldığı zaman gidip bakma yetkisi. Peki bunun şu andaki mevcut birimlerden ne farkı var? Birimlerden şöyle bir farkı olacak. Buraya alacağınız kişi kesinlikle liyakatli kişiler olacak. Memur olmayacak. Gelecek olan kişi sözleşmeli olması gerekiyor. Yani bir yılın sonunda eğer performansı iyi değilse bu kişiyi çıkartıp yerine daha aç, hevesli bir kişi alacaksınız. Hangi kişiyi alacaksınız? Örneğin STK'larda çalışan bizim gönüllülerimiz olan kişiler devletin memur yapısındaki kişiden daha azimli, daha şefkatli yaklaşıyorlar bu hayvanlara. Örneğin belediyenin memuru düşünün işte cuma günü saat 3 olduğu 4 olduğu zaman saatine bakıyor servisin kaçmasın diye koşturuyor. Bir gönüllü asla böyle bir şey yapmaz. Eğer hayvanın önünde yemeği, suyu vesairesi falan yoksa onu kendine dert eder. Gece 1 bile olsa arabasına atlar gider o hayvanı besler. Bakım evinde hayvanın ayağı bir yere mi takılmış işte yavrusuna mı bakamıyor beton üstünde mi duruyor bunu kendine dert eder. Devletin memuru şöyle yapar yılbaşı işte geliyor takvime aldığı zaman ilk baktığı şey 9 günlük tatiller ne zaman bayram tatilleri ne zaman cumartesi pazarlar kaç tane bunu sayar. Bu anlayışla siz hayvan bakım evlerini yönetemezsiniz ceza kesemezsiniz denetim yapmazsınız adamın içinden gelmiyor çünkü. Tarım Bakanlığı'na şu anda 50 bine yakın memur var çalışan görevli var bunun 1/4 biri veteriner. Neredeyse 10 bine yakın veteriner hekim var, istihdam edilen. Peki siz bunu hissedebiliyor musunuz? Hissetmiyorsunuz. Belediye bakım evlerinde de aynı şekilde. Oradaki
bir memurun inisiyatifine kalmışsınız. Adam su verir, yemek verir, canı sıkılır, tatile gider, 9 günlük tatile katılır, uğramayabilir. Tesadüfen oraya gittiğiniz zaman görüyorsunuz. 1200 belediye var. Buradaki çalışanlar da zaten oraya tahmin edebilirsiniz. Hemşeri, liyakat usulü olmayan, siyasi, sürgün, yani konuyla hiç ilgisi olmayan, laf olsun diye orada duran. Tesadüfen evet 3-5 kişi vardır iyi niyetle bir şey yapmaya çalışan. Ama adamın içinden gelmiyor. Konu ilgi alanına girmiyor. Üzerine para da verseniz, mama da verseniz mamayı bile dağıtmıyor. Belki takip ediyorsunuzdur. Biz Haytap olarak son 15-20 yılda birçok belediyeye fiili olarak maddi yardımda da bulunuyoruz. İlginç bir şeydir. Yani normalde belediyelerin aslında bu desteği vermesi gerekirken biz örneğin röntgen cihazı alıyoruz, biz MR cihazı alıyoruz, biz onlara kulübe veriyoruz, biz onlara ameliyathane yaptırıyoruz. Yani sayısını ben anlatamam. Ve bu aletleri alan belediye görevlileri inanır mısınız? Sanıyorsunuz ki biz de ilk başlarda sanırdık. Bunları aldıkları zaman büyük bir hevesle bu ameliyatları yapacaklar, kısırlaştırmaları gerçekleşecekler, tedavileri yapacaklar. Yapmıyorlar. Adamın içinden gelmiyor. O güne kadar çünkü o süre içinde oturmuş, Facebook'ta gezinmiş, Tetris oynamış, internette laga luga yapmış, WhatsApp'ta oynamış. Niye hayvanla uğraşsın? Üzerine de bir de bu aletleri aldığınız zaman adama görev yaptırtmaya çalışıyorsunuz. O zamana kadar o memurluğun getirmiş olduğu rehavetle o adam görevini yapar mı? Yapmaz. Memurluktan da alamıyorsunuz. 657 ile oraya da oturmuş. Emeklilik sayıyor zaten adamcağız. Emeklilik sayıyor. Halbuki bizim gönüllümüz para almadığı halde cebinden üste para vererek gece İkisini gündüzüne katarak arabasıyla gidiyor o hayvanlara mama veriyor. Soğukta gidiyor o hayvanların altını temizliyor. Altına gazete koyuyor, kilim koyuyor, sahiplendirmeye çalışıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla bakanlık içinde oluşturacağınız özel birim az önce bahsetmiş olduğum memur anlayışla değil, tamamıyla bu işi gerçekten isteyen, seçilmiş, liyakatli, hayvanları seven kişilerden oluşacak. Ama bu birime de tam bir yetki vereceksiniz. Buraları gidecekler, denetleyecekler, kontrol edecekler, kısırlaştırmalar yapılıyor mu yapılmıyor mu ona bakacaklar. Köpek ticaretini kim yapıyor tepelerine binecekler. Siz bugüne kadar doğru düzgün bakanlığın görevi olmasına rağmen köpek ticaretini yapanları engelledin, yakaladığını gördünüz mü? Tek tük belki bir ikidir. Herkes bunu yapıyor. Köylerdeki insanlar hayvanlarını kısırlaştırmıyorlar, doğurtturuyorlar kendi işte hayvanlarına baksın diye. Oradan bir iki tanesini sağlam olanını kendine seçiyor. Geri kalan 7-8 taneyi öldürmüyor ama salıyor ortalığa. O saldığı hayvanlar da daha sonradan işte maalesef kısırlaştırmaları, aşılamaları yapılmadığı için de böyle maalesef işte insanlara saldırıyor, çocuklara saldırıyor, kadınlara saldırıyor. Medyada o kısmını gösteriyor. Ama köpek ticaretini yapan, bu işten para kazanan, internet üzerinden bu işten cebini dolduran kişiler, biz böyle televizyonlarda konuştuğumuz zaman eminim eline çiğdem alıyor, çitletiyor onu. Aman ne güzel konuşuyor adam diyor. Hiçbir şekilde devletin bir görevlisi bu adamlara sen niye köpek ticareti yapıyorsun? Pet shop'ta hayvan satışı yasaktır. Mikroçiplememişin, kısırlaştırmamışın, kayıt altına almamışsın demiyor. Bununla ilgili bir ruhsat iptaline de gitmiyor. Üzerine de bir de merdiven altı satışlar dediğimiz var. Yani internette herhangi bir ruhsatı olmadan neredeyse evinize kargoyla hayvan yollayan insanlar bile var. Pet shop'lar kapatıldı bu cins deniyor ama hayvanları alıp daha sonra sokağa bırakanlar da oluyor. Bir de öyle bir kesim de var. Yani onlar da ayrı bir hikaye ama esas kısım üreten ve doğurtanlar. Yani İç Anadolu tamamıyla, Marmara bölgesi tamamıyla bu hayvanların üretim ve doğurtmasıyla ilgili olan kişilerden oluşuyor ve bunlara herhangi bir ceza yaptırım olmadığı için, yani şelale yukarıdan aktığı için siz istediğiniz kadar bakım evleri yapın, istediğiniz kadar bu hayvanları toplayın, istediğiniz kadar hayırsız adayı atın. Geçmişte yapılmış. Hala sokakta hayvan olacaktır. Bakın hayırsız adada 1910 yılındaki sürgünde 80 bin hayvanı bu zihniyetle aynı şekilde İstanbul'dan, Beyoğlu'ndan, Karaköy'den toplayıp bugünkü işte Marmara Denizi'nde İstanbul'un hemen dışında bulunan Büyükada'nın, Heybeliada'nın arkasındaki Sivriada'ya götürüyorlar. 80 bin hayvan dile kolay, 8 bin değil, 800 değil. 80 bin hayvan minnacık bir adada yemek yok, su yok, güneşin altında toprak yok, ağaç yok. Birbirlerini parçalayarak öldüler. Öldüler. Hem de nasıl bir işkence içinde? Sahilden geçen kayıklara havlayarak, acaba bana yardım gelir mi diyerek hala insanlar umut beslediler. Ama bugün itibariyle hala İstanbul'da sokak köpeği var. Demek ki öldürmek çözüm değil. Bu işi bilimsel olarak yapmanız gerekiyor. Kısırlaştırma yapmanız gerekiyor. Üretim çiftliklerini denetlemeniz gerekiyor. Merdiven altı
internet üzerinden satışları denetlemeniz, ceza kesmeniz gerekiyor. Şimdi bunların hiçbir tanesi yapılmıyor. Şelale oluk oluk akıyor. Hayvanın adam orada ben köyde kısırlaştırmam diyor. Öbürü kendi cinsel arzusuyla hayvanın cinsel arzusunu bütünleştiriyor. Hayvanın işte soyunu tüketeceksiniz diyor. Diğerisi kalkıyor işte mama lobisi vardır diyor. Siz bundan besleniyorsunuz. Bundan dolayı ekmek kazandığınız için işte bu işin içindesiniz diyor. Evet, tam bunu kendi sormak istiyordum. Komplo teorisi uyduruyor. Tam bunu sormak istiyordum. Hem hayvan derneklerine hem de hayvanseverlere böyle bir ithamda bulunuluyor şu anda mama lobisi diye. Ahmet Bey, siz hiç mama lobisinden para aldınız mı? Bunu sormak istiyorum. Mama lobi, yani bunu zaten Türkiye böyle komplo teorilerine inanma üzerine kuruldu. Yani hiçbir delil yok, belge yok. Bununla ilgili para kazanan bir şey de ortaya çıkmıyor. Birisi öyle bir kelime atıyor, kelime çok hoşlarına gidiyor. Mama lobisinden para kazanma. Ya şöyle düşünün, bu insanlar az önceden beri bahsediyorum. Kendi ceplerinden mama alıyorlar. Ne mama lobisi? Yani dernekler bağışlarla yaşıyorlar. Ne mama lobisi? Bunun herhangi bir kanıtı, ispatı var mı? Bağışlarla yaşayan derneklerden bahsediyoruz. Bizim herhangi bir mama fabrikamız falan mı var? Yani mama satışından dolayı bir insanların cebine indirdiği bir durum var. Tam tersine siz bu hayvanları dağda, bayırda, köyde, kırsalda, otobanda, ormanda gördüğünüz hayvanları beslemezseniz bu hayvanlar aç olduğu için zaten saldıracaklar. Osmanlı İmparatorluğu tarihinden beri aç hayvanlar, Uludağ'dakiler, karda kışta kalanlar, sadece köpekler değil, kurtlar, güvercinler dahi olmak üzere, Mekke'deki güvercinler, kuşlar dahil olmak üzere padişah fermanıyla besleniyorlar. İnsanlara saldırmasın diye, günah olması bir tarafa, aç bırakılması bir tarafa. Eğer hayvanseverler, STK'lar bu hayvanları besliyorlarsa inanın ki o esnada orada bir saldırı olayı olmuyor. Sizin buna teşekkür de etmeniz lazım. Siz hem bu hayvanları aç bırakacaksınız, hem de sonra saldırıyor diye de şikayette bulunacaksınız. Aslında şükretmeniz lazım. Bir de bu hayvanları hayvanseverler, STK'lar ceplerinden para vererek veterinerlere, özel veterinerlere götürüp kısırlaştırıyorlar. Atıyorum eğer bugün ortalama herhangi bir mahallede, bir ilde diyelim 5000 hayvan varsa, eğer hayvanseverler, STK'lar kısırlaştırma yapmasaydı belki 15.000 olacaktı. Siz 15.000 hayvanı şikayet edecektiniz. Şu anda gördüğünüz 5000'i şikayet ediyorsunuz. Bizim de gönlümüzden her zaman için tekrar ediyorum, sokaklarda zebil gibi hayvanlar gezmesinler, üremesinler, insanlara saldırmasını biz tabii ki de istemiyoruz. Ama bunun yolu kısırlaştırmaktan geçiyor. Kısırlaştırmayı yapması gereken devletin kurumları da bunu yapmıyorlar, yeteri kadar yapmıyorlar. Ankara Büyükşehir bile 7500 tane hayvanı kısırlaştırdığını açıkladı geçen gün Mansur Yavaş, yani geçtiğimiz 4 yılda. 7500 nedir ki? Yani ona biz high top olarak çok daha fazlasını yapıyoruz. Etimiz ne, budumuz ne? Bunun çok daha fazlasının yapılması gerekirdi. O hayvanlara siz mamayı vermezseniz, beslemeyi yapmazsanız bu hayvanlar aç kalacak. 2 gün oruç tuttuğunuz zaman kan beyninize sıçrıyor. Trafikte kaza yaptığınız zaman orucum diyorsunuz. Arkadaşınıza sinirlendiğiniz zaman karnıma yemek gitme diyorsunuz. O hayvan da sizden farklı değil. O hayvanın aç kalmaması için eğer bir mama lobisi varsa iyi ki de var. O hayvanların karnının doymadığını düşünün bir hafta boyunca. Ne yapsınlar? Buna rağmen %80'i, %90'ı gene saldırmıyor. Buna rağmen gene munisler, gene kuyrukları bu hayvanların düşmüş durumda. Gene sosyalleşmişler. Gene bir otobüs durağına, bir sundurmanın altına, yağmurda işte bir arabanın altına sinip duruyorlar. Size mehlül bakışlarıyla, mahzun bakışlarıyla bir yemek istiyorlar. Ha, arada evet %5, %10 agresif olanı vardır ama o da eminim kısırlaştırılmadığı içindir. Belediye sonra toplama yapmaya geliyor şikayet üzerine. Hangi hayvanı topluyor? İşte o mahzun bakışlı, sosyalleşmiş olan hayvanı topluyor. Yaramaz olmayanı topluyor. Onu zaten boynuna kemer geçirip yakalayıp götürmenize gerek yok. Gel gel dediğin zaman hayvan sanki kendisine sevgi verecekmiş, yemek verecekmiş gibi o adama da gidiyor. Ama agresif olan, aynı insanlarda olduğu gibi kurnaz olan, üçkağıtçı olan kaçıyor. Ona bir şey yapılmıyor. Belediye memurunda işine gelir mi tabii ki de onu kovalamak? Orada hazır şeyin altında duruyor, sundurmanın altında duruyor, garibim kenara bir yere sinmiş, öyle duruyor, o hayvan alıyor, sonra da diyor ki ben iş yaptım, hayvanları topladım. Topladığın hayvan sosyalleşmiş, kırmızı ışıkta duran, yeşil ışıkta geçen, kimden yemek alacağını, kimden almayacağını bilen, insanlara saldırmayan, siz yemek yediğiniz zaman masanın altına gelip sinen bu hayvanı topluyor. Halbuki bu hayvanı niye topluyorsun? Bu zaten sosyalleşmiş, hayatın bir parçası olmuş, zaten ömrü 3-4 yıldan fazla değil. Eğer bu hayvan bir de kısırlaştırıldıysa zaten birkaç yıl sonra sahiplendirilmediği için de bizim toplumumuz hani onları da sahiplenmeyi pek tercih etmiyor. Bunu da söylememiz lazım. Zaten ölecekler, zaten kalmayacaklar. Ama ülke çapında köylere kadar girilen bir kısırlaştırma yapılmadığı sürece, yurt dışından kaçak girişler durdurulmadığı sürece, üretim çiftlikleri merdiven altı, köpek ticareti durmadığı sürece siz isterseniz öldürün, isterseniz uyutma deyin bunun altına, isterseniz bakım evlerine tıkın.
İsterseniz geçici bir refah sağlayın, isterseniz zehirleyin. Kesinlikle bu hayvanlar çoğalmaya ve bizde olmaya devam edecekler. 80 bin hayvan hayırsız adada ölüyor. 1956 yılında da İstanbul Belediyesi'nin açıklaması var. 110 bin hayvanı da belediye bizzat zehirleyerek öldürüyor. Ama bugün hala İstanbul'da sokak hayvanı görüyorsunuz. Öldürmek çözüm değil. Ama ciddi bir kesim var. Pet shop kesimi var, üretim kesimi var. Bunun hiçbir şekilde hiçbir programa, ben bu kadar televizyon programına katılıyorum, hiçbir sunucu karşıma benim köpek ticaretiyle uğraşan adamı oraya getirip koymuyor. Ben onunla konuşmak istiyorum. Kardeşim sen bunu niye yapıyorsun? Diyecek, ekmek parası. Devlet denetlemiyor. Bir de ona uyduruk bir ruhsat vesaire falan alıyorlar. Şelale akmaya devam ettiği sürece siz istediğiniz kadar yeri temizleyin. Dolayısıyla problemin çözü bu hayvanları toplamak değil. Arada 2-3 tane de böyle müessir olay olduğu zaman, birisi ısırıldığı zaman, hatta işte arabanın altında vesaire kaldığı zaman, köpekten kaçtığı zaman suçlu olan köpek olmuş oluyor. Halbuki görevini yapması gereken, görevini yapması gereken tarım il müdürlüğü çıkıp orada ben görevimi yaptım diyemiyor. Kutu taşısını bile yapmıyor adam ya. Ahmet Bey, belediyeler yapmıyor görevini. Onlar hiçbir şekilde biz bundan dolayı üzüntülüyüz, keşke olmasaydı demiyorlar. Onlar siniyorlar, kendilerini göstermiyorlar. Biz köpeği suçluyoruz. Siz 5 yaşınızdaki, 3 yaşınızdaki kendi çocuğunuzu aşıya götürmeseniz, sağlık ocağına götürmeseniz, çocuk hasta olduğu zaman bundan dolayı çocuk mu sorumludur, velisi olarak siz mi sorumlusunuz? Sokak hayvanlarına tabii ki de belediyelerde, bakanlıkta bakmak durumunda, bununla ilgili bütçeleri de var. Ama dediğim gibi bunu yapmayacaklar, bundan sonra da yapmayacaklar, artık biz gördük. Hangi siyasi partiden olursa olsun bakanlık bünyesinde özel bir birim kurulacak, bunlara tam yetki vereceksiniz. Tıpkı Haydi Polisi gibi, hayvan polisi nasıl kuruldu İçişleri Bakanlığı bünyesinde? 3-5 yıl öncesine kadar yoktu böyle bir şey. Ya da bekçilik nasıl kuruldu? Yine aynı şekilde. Bakanlığın içinde memur olmayan, özel, tam yetkili, denetleme yetkisini olan, liyakat sahibi, bizim gibi gönüllülerden oluşan, çevreci, hayvan haklarına saygılı, gerekiyorsa vejeteryan, yani davaya inanan insanlardan koyduğunuz zaman gece saat 2'de bile o insan denetlemeye de gider. Köpek ticaretini yapan adamın başını da ezer, ruhsatını da iptal eder. Hayvana kısırlaştırma yapmayan ilgili birime de cezayı da keser. Bu yetkiyi vermediğiniz sürece bir sorumluluk almayacakları için, hatta bana ne diyecekleri için bugüne kadar da zaten geldik bu aşamaya. Yasayla vesaire falan düzeltemezsiniz bu işi. Peki siz eminim bakanlıkta yetkililerle de görüşüyorsunuz, belediyedeki yetkililerle görüşüyorsunuz. Hem bir hukukçusunuz hem de yıllardır hayvanlar için mücadele veriyorsunuz. Sizin yetkililerden aldığınız izlenim ne? Evet, belediyeler bunu yapmayacak. Peki bakanlık bunun için harekete geçecek gibi gözüküyor mu? Gözükmeyecek. Çünkü bakanlıktaki anlayış memur anlayış. Bakanlık bile kendisi bundan, yani tarım, hangi bakanlıktan bahsediyoruz? Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bahsediyoruz. Eskiden Çevre Bakanlığı'ydı. Buradaki arkadaşlar maalesef bizim konuya yaklaştığımız, şuradaki benim duyduğum heyecanı duymuyorlar bile. Sizin duyduğunuz heyecanı duymuyorlar. Oraya bir şekilde memur olmuş. Sanki ben konuştuğum zaman onlarla, ya da mektup yazdığım zaman, ya da bir e-mailime yanıt almadığım zaman, sanki Dışişleri Bakanı'yla, sanki Maliye Bakanlığı'yla, sanki Savunma Bakanlığı'yla konuşuyormuşum gibi. Konu sanki ilgi alanlarına girmiyormuş gibi yaklaşıyorlar. Umurlarında değil olay. Yani adamlara bir zul gelmiş. Bir Milli Eğitim Bakanı varmış ya, eskiden demiş hani bu okullar olmasa, öğretmenler olmasa ben burayı ne güzel idare ederim. Aynı bakış açıları olur. Keşke diyor bu hayvanlar olmasa biz bu bakanlığı ne güzel idare ederiz. Ya kardeşim sen bundan dolayı maaş alıyorsun. Bundan dolayı orada yetkilendirilmişsin. Ceza kesme yetkin var. Ruhsat verme yetkin var. Ama bakanlığa dönüp bakıyorsunuz. Dağ keçilerinin öldürülmesine de izin veren onlar. Hayvanat bahçelerinin kurulmasına izin veren de onlar. Yunus parklarına gözlerini kapatan da onlar. Pet shopları denetlemeyen de onlar. Nerede kaldı da kedi ve köpeğin kısırlaştırılması ve bununla ilgili işleri denetleyecekler. Dolayısıyla ben tekrar ediyorum. Bu bakanlıktan bağımsız olarak ama içinde özel, bağımsız, böyle mor bereli askerler vardır ya, komando gibi. 200-300 kişilik bir birim oluşturacaksınız. Bu birimde memur olmayacak. Liyakat esasına dayalı hayvan hakkı savunucusu insanlardan alacaksınız. Bu birim bütün yetkiyle donatacaksınız ve inanın 5 yıl içinde Türkiye'de bütün kısırlaştırmalar yapılır. Köpek ticareti durur. İnternet üzerinden satışlar durur. Çünkü cezadan anlıyor bizim arkadaşlar. Öyle yasayı değiştiriyorlar ama yasada böyle işte minik minik idari para cezaları ya da bir hapis cezası diyor ama fiili olarak tutuklamaya dönüşmeyen hapis cezaları. Bunları zaten öğrenmişler. Bu adamlar bu işin kurduğu olmuşlar. Bizim Ankara'da yapmış olduğumuz, mecliste, bakanlıkta yapmış olduğumuz lobiciliğin daha fazlasını pet shopçular yapıyorlar. Çünkü onların daha fazla parası var, ekmek paraları var, daha iyi kurgulanmışlar. Bizimkiler Don Kişotluk tabii ki de. Ve onların dediği oluyor. Yasalar onların dediği gibi geçiyor.
Bu insanlar yasadan vesaireden falan anlamıyorlar. Orada köpeği doğurtturuyor, üretiyor, satıyor, para kazanıyor, öldürüyor, uyutuyor, beğenmediğinde salıyor. O saldıklarından dolayı da bir olay çıktığı zaman da hayvanseverler suçlu, mama lobisi suçlu, STK suçlu, Haytap suçlu, o suçlu, bu suçlu. Bir kişi bile kalkıp da şu hayvanları doğurtanları, üretenleri, yurt dışından kaçak olarak sokanları suçlamıyor. Bununla ilgili ceza vermiyor. Bununla ilgili tutuklama yapmıyor. Siz Batı'dan hep örnek veriyorlar. Batı'da hayvan yok diye. Siz elinizde torbalarla Almanya'ya, Hollanda'ya, Kanada'ya istediğiniz kadar elinizde yavru hayvanlarla, köpeklerle, kedilerle girebilir misiniz? Herhangi bir gelişmiş ülkeye. Batı'nın bu kısmını almıyorlar ama yurt dışından kaçak giriş oluyor. Üretim yapabilir misiniz kafanıza göre İsviçre'de, Avusturya'da? İstediğiniz hayvanı istediğiniz kişi alabilir. Şu anda internetten yasak olmasına rağmen denetimli hayvanları bile satın alabiliyorsunuz. Evinize kargo ile geliyor. Musluk akıyor, yıllardan beri akıyor. Şöyle 3-5 bir kısırlaştırma yapılıyor ama kısırlaştırmayla başa çıkamazsınız. Köpek ticaretiyle ilgili olarak, kedi ticaretiyle ilgili olarak adım atılmıyor. Samimi değiller bu işte. Bakanlık bu işi ne kadar anlatırsanız anlatın karşınızda duvar var gibi. Çünkü karşınızdaki insan sizi algılamıyor. Zaten ön yargısı var. Bunlar deli, marjinal, hayvansever, sadece hayvanı severler, insanı sevmezler. İsrail'de savaş varken bunlar kediye, köpeğe takılmışlar. 20 yıldır, 30 yıldır aynı şeyleri söylüyor. Ya kardeşim zihniyeti değiştirin ya artık. Dünya nereye gidiyor, siz neredesiniz? Ve bundan dolayı da suçlayacak makam kim? Bu hayvanları besleyenler. Sizin onlara şükretmeniz lazım. Sizin görevinizi yerine getiriyorlar. Sizin yapmadığınız beslemeyi, sizin yapmadığınız kısırlaştırmayı bu insanlar yapıyorlar. Hem de ceplerinden yapıyorlar. Emekli maaşlarıyla yapıyorlar. Bakanlığın bütçesi var, belediyenin bütçesi var. Altlarındaki arabayı en lüks hale getirmeyi biliyorlar. En lüks yerde geziniyorlar. Bu Melih Gökçek şeyini bile ne derler? Masaj yaptırdığı kızların parasını bile belediye bütçesinden harcadığını itiraf ediyor. Daha nerelere harcıyorlar? Tanıtımlar, reklamlar, belediyeler nerelere paralar harcıyorlar? Ülkenin zaten kara deliği şuradaki 3 tane 5 tane hayvana bir tedavi hizmeti, bir ambulans hizmeti, bir kısırlaştırma hizmeti vermiyorlar. Azıcık yapıyorlar, ona da çok yapmış gibi gösteriyorlar. Ondan sonra da suçlu Haytap, suçlu hayvan haklarıyla ilgilenenler. Ya Uludağ'daki hayvanları, karda kıştaki kurdu kuzuyu besleyen bir tarihten geliyoruz. Bu hayvanlar aç kalmasın, saldırmasınlar diye. Aç olan hayvanın ormanda, otobanda, bakım evlerinde beslenebileceğini düşünüyorlar. Böyle bir dünya yok. Siz hangi dünyada yaşıyorsunuz ya? Gösterdiğin zaman görmek istemiyor. Ama mahallesinde de kedi de olmasın, köpek de olmasın, işte kuş da arabamın üstünde pislemesin. Siz nasıl bir yerde yaşıyorsunuz? Dünya hayvanlarla beraber yaşıyor. Dünya hayvanlarla beraber yaşıyor. Siz kuşlar ötmesin diye ağacı kesiyorsunuz. Öyle bir yere geldiler. Ve bunu da batılaşma uğruna yapıyorlar. Batının istedikleri kısmını alıyorlar akıllarınca. Uyutacaklar güya, onu duymuşlar bir yerden. Beğenmedikleri kısmını da batıyı yarıyorlar. Bu ne kurnazlık, bu ne içgüzarlık. Avrupa, Avrupa, Avrupa. Sen Avrupa'ya gittin mi? Avrupa'da böyle bir köpek ticareti var mı? Pet shop satışı var mı? Üretim çiftlikleri var mı? İnsanların hayvanlarını böyle kolayca terk etmesi, mikroçiplememe diye bir düzen var mı? Onları örnek alsana. Denetimden kaçabilir misin Avrupa'da? Kakanın çıtısını, çişini bile toplamadığın zaman nasıl ceza kesiyorlar adama? Burada, ya, Ahmet Bey, burada bir yandan herkes her şey serbest. Şunu da söylemek lazım. Yani bu satışı yapanlar varsa alanlar da var. Yani bir yandan da demek ki insanlarımızın da bilinçlendirilmesi gerekiyor. O ayrı bir hikaye. Yani zaten biz o insanlara hayvan seçer diyoruz. Yani hayvanını tasmasız gezdiren, ağızlıksız gezdiren, cins hayvan peşinde koşan, illa yavru olsun hayvan diyen. Biz onlara zaten hayvanlara kartvizit olarak baktığını söylüyoruz. Hayvanın üzerinden kendi hobisini tatmin ediyor ve maalesef bu insanlar bizim sahipsiz hayvanlarla ilgili uğraştığımız davaya da zarar veriyorlar ve diğer kitle, yani bu işte karar alıcı mekanizmalar ya da hayvanlar olmasın diyen insanlar bu yanlış örnekleri görüp bizim gibi, biz de zaten bu tipten insanları sevmiyoruz, bizi de bu şeyin içine, çuvalın içine koyuyorlar, sanki biz onları da savunuyormuşuz gibi oluyor. Biz hiçbir şekilde hele büyük ırk hayvanların böyle tasmasız, ağızlıksız gezdirilmesini istemiyoruz. Hiç kimse hijyen kurallarına uymadan bu işleri yapsın istemiyoruz. Üretsinler istemiyoruz. Hayvanıyla böyle artık egosunu tatmin eden insanlar vardır. Onları zaten savunmuyoruz. Hayvanseverleri savunmuyoruz. Buradaki savunduğumuz hayvan mahallenizin hayvanı, sokağınızın köpeği, kedisi. Oradan hemhal olmuş olan hayvan, kimsesi olmayan hayvanı savunuyoruz. İkisi birbirinden farklı şeyler. Oradaki hayvan seçer yüzünden maalesef, tabii dışarıdaki adam bu kadar detaylı bilmiyor. Bizi de sanıyor ki biz de böyle hayvanlarıyla mutlaka böyle
işte marjinal şekilde hayvanlar gezsin, koştursun, ona buna saldırsın, saldıran insan da saldırıldığından dolayı mutlu olsun, ısırıldığından dolayı aman ne güzel iyi ki de ısırıldım bir köpek tarafından desin. Ya böyle bir şey olabilir mi? Öyle bir imaja getiriyorlar, öyle bir algı yaratıyorlar ki halbuki o sosyalleşmiş hayvan inanın o evdeki şımarık köpekten daha munis bir şekilde size yaklaşıyor, daha masum geliyor, aç olmasına rağmen saldırmıyor. Çoğunun zaten dikkat edin kuyruğu düşmüş, bir yer bulmaya çalışıyor bu kalabalık şehirde 20-30 milyonun yaşadığı İstanbul bölgesinden bahsediyorum en basitinden. Diğer şehirlerimiz de kalabalık. Orada bir yer bulmaya çalışıyor. Belki bir hafta boyunca aç. Bir yer buluyor. Kendince mahalleli onu bir şekilde ufak tefek besliyor. Sonra belediyeden bir memur geliyor. O hayvanı topluyor. Ta dağın başına bir yere atıyor. O hayvanın orada barınabilmesi mümkün mü? Sonra o hayvan otobana çıkıyor. Trafik kazaları oluyor. Tetikleme olarak, dolaylı olarak başka karşı karşıya geleceğimiz problemler, istemediğimiz görüntüler ortaya çıkmış oluyor. Hayvanı kısırlaştırdıktan sonra aldığınız yere bırakacaksınız. Bu arada da bunlarla yaşayacağız. Bir de şunu da vurgulayayım. Yani yurt dışındaki medyayı, sosyal medyayı özellikle takip ettiğiniz zaman özellikle İstanbul'dan, İzmir'den giden görüntülerde işte bir kedinin bizim metro istasyonuna girişi, bir sokak köpeğinin oraya sığınmasından dolayı fotoğraflar çekiyorlar, paylaşıyorlar. Ne güzel olduğunu vurguluyorlar. Bir ATM makinesinin önünde insanlar para çekerken yanında da bir köpek örneğin yağmurdan sığınmış, o da orada duruyor. İkisi beraber karşılıklanlaşıyorlar. Kimsenin kimseye saldırdığı yok öyle bir şey. Ve bundan dolayı da sosyal medyada Türkiye'nin algısı imrenilecek bir durumda oluyor. Bunu bilmeyen insanlar bir hayırsız ada gibi, bir batılı olma hevesi gibi hayvanlar toplansın, buradan atılsın, bir yere koyulsun. Zaten bunun altyapısı yok. Bakanlığın söylemine göre, yani elimizde tam veri yok ama 10 milyon sokak hayvanı olduğundan bahsediliyor. Bu 10 milyon hayvanı koyacakları yeri, bununla ilgili bütçeleri yok. Buna ayıracağınız bütçeye, tabii milyon dolarlar dönecek orada inşaat mühendisleri, müteahhitler, paraları götürüp bir hapishane yapmak için. Buna harcayacağınız bütçeyle siz kısırlaştırmayı yaparsınız, köpek ticaretini durdurabilirsiniz, bununla ilgili eleman çalıştırabilirsiniz. Bakanlıkla bahsettiğim o birimi yaratabilirsiniz. 5 yıldır problemi de çözersiniz. Sokak hayvanları sorunu yok. Sokak hayvanlarının sorunu var. Bakış açımız bile farklı. Sokak hayvanları sorunu diye bir şey yok. O hayvanların sorunu var. Onu çözdüğünüz zaman zaten hep beraber yaşayacağız. Ona gelene kadar herkesin söylediğini söylemek istemiyorum ama bu ülkede hırsızlar, kapkaççılar, dolandırıcılar el üstünde duruyor. Kimse onlara bir şey demiyor. Ben Adalet Bakanlığı'na bağlıyım. Adalet Bakanlığı'nın verdiği veriler Türkiye'de dakikada 1000 tane suç işleniyor ya kardeşim. Ya 1000 suç işleniyor insanlar tarafından. Bunlara bir şey yapmayacaksınız. Cezaevleri dolu değil. Buradaki insanları boşaltacaksınız. O adam bir daha suç işleyecek. İnsanlara saldıracak, kadınlara saldıracak, yaralayacak, kapkaç yapacak, öldürecek. Onlara bir şey yapmayacaksınız. Burada sesi çıkmayan ve büyük bir kısmının yani %90'ının 95'inin gerçekten aç olmasına rağmen, zor koşullarda olmasına rağmen, sesi çıkmamasına rağmen hala daha orada 3 tane 5 tane olay oluyor. Oradaki agresif hayvanı siz kontrol etmiyorsunuz. Aşısını, kısırlaştırmasını yapmıyorsunuz. Ve agresif hayvanı da evet bakım evine almıyorsunuz. Ondan dolayı geri kalan bütün herkesi suçluyorsunuz. Bir Ahmet kadına Bey, şiddet siz... uygulandı diye bütün erkekleri mi toplayıp hapishaneye koyuyorsunuz? Böyle bir siz şey var mı? 5 yılda çözülür dediniz ama benim anladığım biz bu bilinçle ve bu ilerlemeyle sanırım bir 20 yılda daha çözemeyiz bu problemi. Ben şu konuşmaların aynısını inanın 20 yıl önce yapıyordum. 20 yıl önce ciddiye alınıp yapılsaydı bugün Türkiye'de o görmek istemeyen sokak hayvanı zaten sokaklarda neredeyse kalmayacaktı bile. Ama bir yandan kısırlaştırma yapıyorsunuz, öbür taraftan üretime ticarete izin veriyorsunuz. İnsanlar bir şekilde internet üzerinden satın almaya devam ediyor. Pet shopları kapatmıyorsunuz. Ya 20 yıl önce bile başlansaydı şu kısırlaştırmaya bugün bu konuları konuşmayacaktık. Bundan çok sonraki 20 yıldan da çok emin değilim yani açıkçası söylemek yani gerekirse. Yani dilerim çok kısa vadede yetkililer harekete geçer, gerekli kanunlar çıkar, denetlemeler başlar ve biz bu sorundan, sorun da değil aslında yani sizin dediğiniz gibi, hayvanların bu sorunundan kurtulmuş oluruz. Çok teşekkür yetkililer, ederim size. Yetkililer ilgisiz, ilgililer de yetkisiz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Ahmet Bey. Evet sevgili izleyiciler, Medyatava TV gündemdeki konulara değinmeye devam edecek. Bizi takip etmeniz dileğiyle. İyi günler.